İstanbul eski bir kent. Arkasında çok büyük kültürleri barındıran ve bütün bunun enerjisini yaşamımıza aktaran bir şehir. Doğu ile Batı'nın arasında ne tam Doğu olmuş ne tam Batı olmuş, kendi yolunu çizmiş bir şehir. Bu da büyük bir, aslında bir yandan kaos yaratırken bir yandan da büyük bir zenginlik yaratıyor. İstanbul çok katmanlardan oluşan bir şehir. Yeni ile eski arasında, iyi ile kötü arasında inanılmaz uzaklıklar var. Tabii bu bitmemişliği bizi aynı zamanda besliyor. Mimarlar, sanatçılar için de aslında bu bitmemişlik bir ortam yaratıyor. Biz Avrupa'ya çok yakınız. Avrupa'ya gittiğinizde yoğun bir Avrupa kültürü var herhangi bir şehre gittiğinizde. Burada ise ona çok yakın bir yandan yaşam biçimi olarak, fakat bir taraftan baktığınızda inanılmaz farklı. İnsanların yarattığı, birlikte yarattığı başka bir enerji. Şu andaki durumda yeni İstanbul'un, genç, modern, farklı tarafa bakan İstanbul'un ikisiyle birleşmesi. Bu eski kültürle, bu eski zengin büyük dünyayla birleşmesi. Mimaride bütün bu kültürlerden gelen, geçmiş yüzyıllardan çok büyük örnekler var uluslararası anlamda da. Mimarlık tarihine ismini yazdırmış örnekler var. Geçmişiyle geleceğini buluşturan, buluşmasını sağlayan bir takım projeler geliştiriliyor. Bazı İstanbul'un bazı bölgelerine yardım yapılıyor. Beyoğlu bölgesi bütün yaşamı anlatan bir bölge. İstanbul'u çok anlatan bir bölge. O başından beri bahsettiğimiz kaosun tam ortası. Bütün o tarih burada, bütün o genç kitle burada, o bütün ikisinin birbirine verdiği, yarattığı enerji burada. Aslında bizim otoban olarak burada çalışıyor olmayı, burada yaşıyor olmayı tercih etmemizin sebebi de bu.